Hazırlık çalışmaları. Birinci soru, metnin başlığı ve görselleri size ne çağrıştırıyor? Metnin başlığı ve görseli bana, okulumu, arkadaşlarımı, öğretmenimi çağrıştırıyor. İkinci soru, arkadaşlar arasında yardımlaşmak niçin önemlidir? Gerçek dostlar karşılıksız yardımlaşırlar. Çünkü arkadaşlık hiçbir karşılık beklemeden birbirine, iyi ya da kötü günde yardımcı olmaktır. Haydi metni noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyalım. Arkadaş, bu yıl sınıfımıza yeni bir arkadaş geldi. Adı Zerrin. Çekingen, içine kapanık ve sessiz bir kız. Küçükken çocuk felci geçirmiş. Bu nedenle sağ bacağı engelli. İlk günler kimseyle konuşmuyor, herkesten sonra sınıfa geliyor, sırasına oturuyordu. Okul çıkışında da ilk önce evine o gidiyordu oyunlara katılmıyor, zorunlu olmadıkça konuşmuyor, teneffüslerde bile yerinden kalkmıyordu. Bir gün öğretmen, sınıfa o girmeden önce bize. Çocuklar, Zerrin arkadaşımıza elimizden gelen yardımı yapalım. Ona engelli olmanın utanılacak bir şey olmadığını sezdirelim. Davranışlarımızla da destek olalım, dedi. Bütün sınıf karar aldık ve arkadaşımıza destek olacağımıza söz verdik. Az sonra Zerrin sınıfa girdi. Ezile büzüle yerine oturdu. Yalnızca tahtaya ve öğretmene bakıyordu. Dersimiz matematikti. Öğretmenimiz sırayla herkesi tahtaya çağırıyor, bize problem çözdürüyordu. Sıra Zerrin'e geldi. Öğretmenimiz. Zerrin gel bakalım dedi. Zerrin kızararak. Öğretmenim, çözümü tahta yerine defterime yapsam olmaz mı, dedi. Öğretmenimiz üsteledi. Bunun üzerine Zerrin, istemeye istemeye yerinden kalktı, aksayarak tahtaya yürüdü. Zor bir problemdi, hepimiz çözmeye çalışıyorduk. Ama o, daha biz uğraşırken çözümü tahtaya yazı vermişti bile. Öğretmenimiz. Aferin Zerrin, dersine iyi çalışmışsın. Teşekkür ederim, dedi. Sınıfça sözleşmişçesine arkadaşımızı alkışladık. Zerrin çok şaşırmış ve duygulanmıştı. Gözlerinden birkaç damla yaş indi. Bu kez utanıp sıkılmadan daha rahat bir şekilde yerine oturdu. Yüzünde tatlı bir gülümseme vardı. O günden sonra Zerrin'de büyük değişiklikler oldu. Derslerinde başarılı olduğu için dersleri zayıf olan arkadaşlarına yardımcı oluyor, onları çalıştırıyordu paylaşmayı çok seviyordu. Boyalarını, kalemlerini, öykü kitaplarını isteyen herkese vermekten mutluluk duyuyordu. Artık oyunlarımıza katılıyor, teneffüslerde bizimle bahçeye geliyordu. Canlı, neşeli bir kız olup çıkmıştı. Birçok şeyi paylaşmanın, yardımlaşmanın, dayanışmanın anlatılmaz bir duygu olduğunu hepimiz artık çok iyi biliyorduk. Engin Buraker Birinci etkinlik. Haydi, arkadaş denince aklımıza gelenleri yazalım. Arkadaş. Oyun, sevgi sırdaş yardım paylaşmak. İkinci etkinlik. Şimdi de yukarıdaki etkinlikte bulduğumuz kelimeleri içeren cümleler kuralım. Oyun, arkadaşlarımla oyun oynamak hoşuma gider. Sevgi, en güzel sevgi aile sevgisidir. Sırdaş, arkadaşım benim en iyi sırdaşımdır. Yardım, ödevlerimi yapamayınca yardım istiyorum. Paylaşmak, resim dersinde boyalarımı arkadaşımla paylaştım. Üçüncü etkinlik. Okudum, anladım, soruları cevaplıyorum. Sınıfa yeni gelen öğrenci kimdi? Zerrin. Zerrin için çekingen, içine kapanık ve sessiz bir kızdı. Küçükken çocuk felci geçirip sağ bacağı engelli kalmış. Öğretmen, Zerrin sınıfa girmeden önce öğrencilere neler söyledi? Zerrin arkadaşımıza elimizden gelen yardımı yapalım. Ona engelli olmanın utanılacak bir şey olmadığını sezdirelim. Davranışlarımızla da destek olalım, dedi. Zerrin, öğretmenin sorduğu problemi nerede çözdü? Problemi tahtada çözdü. Zerrin, soruyu çözünce öğrenciler nasıl bir tepki verdiler? Hep birlikte Zerrin'i alkışladılar. Zerrin'de ne zaman büyük değişiklikler oldu? Öğretmenin sorduğu soruyu tahtada çözdükten sonra, arkadaşları Zerrin'i alkışladı. Bu Zerrin'i çok mutlu etti ve değişmesini sağladı. Dördüncü etkinlik Metnin hikaye haritasını tamamlayalım. Arkadaş. Metinde geçen kişiler, Zerrin, öğretmen, öğrenciler. Yer, sınıf. Olay, sınıfa yeni gelen Zerrin'in, küçükken geçirdiği çocuk felcinden dolayı engelli olduğu için bu durumdan utanması. Öğretmeninin ve arkadaşlarının desteğiyle bu durumdan kurtulması. Beşinci etkinlik. Zerrin gibi bir arkadaşın olsaydı ona neler söylemek isterdin? Haydi duygu ve düşüncelerimizi noktalı yerlere yazalım. Zerrin gibi bir arkadaşım olsaydı ona engelli olmanın utanılacak bir durum olamadığını, hepimizin birer engelli adayı olduğunu, bu durumdan rahatsızlık duymaması gerektiğini söylerdim. Arkadaşlar, sizce engelli insanlar engellerini aşabilirler mi? Bu konuda onlara nasıl yardımcı olabiliriz? Konuşurken yeri geldikçe hitap ifadeleri kullanmayı unutmayalım. Bence engelli insanlar her engeli aşabilir. Ancak kendisini diğer insanlardan farklı görüp utangaç ve çekimser davranmamalıdırlar. Burada çevresindeki insanların da onlara farklı davranmamaları ve yardımcı olmaları gerekmektedir. Bence engelli insan değil, engel çıkartan insanlar vardır. 6. etkinlik Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin yerine verilen kelimelerden eş anlamlılarını seçelim. Kelimelerin yerine eş anlamlılarını getirerek cümleleri tekrar yazalım. Surat hissettirmek Ona engelli olmanın utanılacak bir şey olmadığını sezdirelim. Ona engelli olmanın utanılacak bir şey olmadığını hissettirelim. Yüzünde tatlı bir gülümseme vardı. Suratında tatlı bir gülümseme vardı. 7. Etkinlik Aşağıdaki cümleleri resimlerdeki çocuklardan hangisi söylemiştir? Cümlelerle resimleri eşleştirelim. Annemin, istediğim kitabı aldığını duyunca mutluluktan havalara uçtum. 5. Çocuk Arkadaşlarımın düzenlediği sürpriz doğum günü kutlamasını görünce çok şaşırdım. 2. Çocuk Okuldan eve yürürken çok dalgındım. Birinci Çocuk Açlara zarar verdiği için arkadaşıma çok kızdım. Üçüncü çocuk. Kedim Pom'un hasta olduğunu öğrendiğimde çok üzüldüm. Dördüncü çocuk. Sekizinci etkinlik. Haydi kitabımızın bölümlerini tanıyalım. Ders kitaplarının ön ve arka kapağı vardır. Kitapta yer alan metinlerin sıralandığı bölüme de içindekiler adı verilir kitapta geçen metinlerin hangi kitaplardan alındığını kaynakça bölümüne bakarak öğrenebilirsiniz. Kitabımızın bölümlerini açarak inceleyelim. 9. Etkinlik Arkadaş adlı bir hikaye okuduk. Hikaye gerçek ya da tasarlanmış olayları anlatan yazı türüdür. Haydi, arkadaş metni ile aşağıdaki metni karşılaştıralım. Arkadaş sevgisi. Arkadaş Yaş da kardeş demek, bazen kardeşten ileri. Boynumuzun borcu sevmek, bizi candan sevenleri. Evde, okulda, askerde çalışırız kardeş gibi. Vatan için biz her yerde, iş yaparız ateş gibi. Nasıl yaşanmaz savaşsız, yaşanılmaz arkadaşsız. Mehmet Necati Ongay Arkadaş, hikaye, hayal ürünü ya da gerçek olabilir. Kişi, yer ve zaman öğeleri vardır. Arkadaş sevgisi, kafiyeli bir şiir, duygular ön planda. Onuncu etkinlik. Engelli insanların hayatıyla ilgili bir hikaye yazalım. İkemizde aşağıda verilen kelimeleri de kullanalım. Kaza tekerlekli sandalye mutluluk koşmak sevgi. Haydi birlikte güzel bir hikaye yazalım. Hikayedeki kahramanlarımızı öyle güzel anlatalım ki okuyanlar onu gözlerinin önünde canlandırabilsinler. Olayları oluş sırasına göre yazmayı da unutmayalım. Asla vazgeçme. Yıllar önceydi. Sınıfımda Ömer adında çok çalışkan bir öğrenci vardı. Ömer herkese yardım etmeyi seven, derslerinde çok başarılı olan neşeli, güler yüzlü, sevgi dolu bir çocuktu. Kimsenin kalbini kırmaz, hayvanları, doğayı çok severdi. Bir gün arkadaşlarıyla parkta top oynarken, top yola kaçtı ve Ömer topun peşinden koştu. Tam o sırada yoldan geçen araba Ömer'e çarptı ve bu kaza sonucunda Ömer tekerlekli sandalyeyi kullanmak zorunda kaldı. Ömer artık ne koşabiliyor ne yürüyebiliyordu. O neşeli, güler yüzlü, sevgi dolu çocuk, bu olaydan sonra mutsuz, çekingen, kimseyle konuşmayan bir çocuk olmuştu. Ömer bir daha iyileşemeyeceğini düşünüyordu. Arkadaşları Ömer'i hiç yalnız bırakmıyor ve ona her fırsatta destek olmaya çalışıyorlardı. Ömer de arkadaşları ve ailesinin desteğiyle yavaş yavaş eskineşeli haline dönüyordu. Ömer yaşadığı bu kaza sonucunda diğer engelli insanların hayatlarını nasıl sürdürdüğünü de öğrenmişti. Ömer bir zaman sonra iyileşti ve tekrar yürümeye başladı. Artık engelli insanlara nasıl yardımcı olacağını düşünüyordu. En sonunda doktor olarak insanlara faydalı olabileceği aklına geldi. Ve çok daha fazla çalışarak doktor olmaya ve insanlara faydalı işler yapmaya karar verdi. 11. Etkinlik Aşağıdaki dik temel harflerimizi inceleyelim. Bunları harf sırasına dikkat ederek yeniden yazalım. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I. I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü. V, Y, Z. Gelecek derse hazırlık. Anne konulu bir şarkı öğreniniz. Annenizin bir gün içinde neler yaptığını gözlemleyiniz. Annem sabah kahvaltıyı hazırlar. Sonra beni okula gönderir. Okuldan döndüğümde annem de akşam yemeğini hazırlar. Akşam olunca babam gelir, sofra hazırlanır ve hep beraber yemek yeriz. Ödevlerimde yapamadıklarımı anneme sorarım. Annem de bana yardım eder. Annemi çok seviyorum. <laughs>